Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarına hazırladı. Teyit geometri soru bankası kitabında katı cisimler konusundaki piramitler testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Örnek 1'de taban alanı 18 ve olan piramitin yüksekliği 5 olduğuna göre hacmi nedir? Hacim taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'dü. Yani 18 çarpı 5 bölü 3 yapar sadeleştir. Cevapta kaç yapar? 30 çıkar. Örnek 2'deyiz. Piramidin hacmi taban alanı dik üçgen 4 çarpı 6 bölü 2 değil mi? Çarpı yükseklik. Arkadaşım şu piramidin yüksekliğiymiş. TA düzlemedik diyor çünkü. Çarpı yükseklik bölü 3. Bölü 3 unutmuyoruz. 6 bölü 2 bölü 3 yapar. Şu 3 ile sadeleşti. Işte. Cevap da kaç yaptı böylelikle? 20 yapar. Örnek 3'teyiz. TABC'de dikdörtgen piramit. TD düzlemedik. Yani şu düzlemedik. Tam bu noktada. Buraya da dik olur. Buraya da dik olur. Eyvallah. Şu uzunluk 5. Dikdörtgenmiş bu arada. Dikdörtgen 5 5. Piramitin hacmi isteniyor gerçi. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Taban alanı kaç? 5 çarpı 4. Dikdörtgen olduğu için. Çarp yükseklik bölü 3. Gitti gitti. Bu da kaç yaptı? 20 yaptı. Örnek 3'ü 20 bulduk. Geldik örnek 4'e. Şimdi kübün hacmi... Piramidin hacminin kaç katıdır diye soruluyor. Arkadaşım orta noktalarmış. Oran isteniyor benden. Şöyle yapalım mı? A A yazacağımıza. 1 1 yazalım mı buralara? Burası da 1 1. Burası da 1 1 yapar. Şimdi şöyle yaparsak sıkıntı yaşarız. Hocam bir bir kök ki, kök ki, kök ki. Burada tabana üçgen seçersem şu kestik ya parçayı. Orada bir piramit oluştu. Tabanı üçgen seçersem şu üçgene ait yüksekliği bulmakta zorlanırım. E o zaman başka bir şey düşünmem lazım burada. Ne yapmam lazım? E hocam bu piramit tamam. Tabanı şurası da seçebilirim ben. Tabanına ait yükseklik bu olur. Çünkü buraya da dik burası da dik. Yani bu düzleme dik olmuş oluyor. Tabanı burası seçersem yüksekliği bu. Ya da tabanı şurası seçebilirim. Yüksekliği bu olur. Ya da tabanı burası seçip yüksekliği bu yapabilirim. Ama en rahat şu şekilde gördün değil mi? Evet. Kübün hacmi piramidin hacminin kaç katıdır? Kübün hacmi. 2'nin kübünü kaça böleceğim o zaman? Piramidin hacmini. Taban alanı 1 çarpı 1 bölü 2 dik üçgen. Çünkü şurası 90 derece ya. Ondan dolayı. Şurası 90 derece. Taban alanı 1 çarpı 1 bölü 2 çarpı yükseklik. Yükseklikte zaten 1 bölü 3 değil midir? Evet. Yani 8 bölü 1 bölü 6 yapar. O da kaç yapıyor? 8 çarpı 6 bölü 1 o da 48 yapar. Evet örnek 4, 48 çıktı. Geldik örnek 5'e. Şimdi tabanı dikdörtgen olan bir dik piramit. Piramitin yüksekliği TH. Arkadaşlar bir dik piramitte yükseklik bak dik piramit dediği zaman yükseklik alttaki şeklinde ağırlık merkezine düşer. Alttaki bir şey, ağırlık merkezi. Köşegenlerin kesim noktasıdır. E o zaman köşegenlerin kesim noktasıysa şunu şöyle çizsek şunu şöyle çizsek, bunu da böyle çizsek köşegenler burada kesiyor demektir. Aa hocam bak x'e ait bir üçgen oluştu. Burada 13 de var. Şuna da dikkat et. Ve bu arada 6, 8, 13 geni burası. Dikdörtgenin tam böyle köşegenleri birbirini ortalıyor ve birbirine eşit. 6, 8, 13 geni dikdörtgen olduğu için bunlar da 5, 5 çıkar. E 5, 13 ne üçgeni? 5, 12, 13 üçgeninden 12 çıkar burası. Bizden x isteniyor. Cevap böylelikle. 12 çıktı. Dik piramitte ağırlık merkezine düştüğünü unutma. Tamam. Örnek alttayız. Dik piramitin yüzey alanı nedir diye soruluyor bize. Neyi bulmamız lazım arkadaşım? Yüksekliği. Yani yan yüz yüksekliğini bulmam lazım. Yüzey alanı isteniyor. Hocam kare piramit ya. Bütün ayrıtlar birbirine eşit ya. 5, 5, 5, 5 ya. E, kare piramit olduğundan burası 6 ya. Yan yüz yüksekliğini bulacağım. Yani hop şöyle. Hocam İkiz kenarda çizilen yükseklik oldu. 3, 3 oldu. 3, 5, 3, 4, 5 üçgeninden burası da 4 çıktı. Çok güzel. Piramidin yüzey alanı. Taban alanı altının karesi artı yanal alan. Yanal alan da şu üçgenden 4 tane aynısı yok mu? 5, 5, 6, 5, 5, 6 değil mi? 4 tane bu üçgenin alanı. Taban çarpı yükseklik bölü 2 değil midir orada? Evet 6 çarpı 4 bölü 2 eşittir. Yani 36 artı 24 bölü 2 12. 12 ile 4 çarptım 48. Yani 36 ile 48'in toplamı da kaç yapıyor böylelikle? 84 yapar. Örnek 6'yı 84 bulduk. Ve piramitler testini bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde kare dik piramit testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.